Evet Hagalar merhaba. Bugünün videosu 110 kişinin katıldığı oylama sonucunda çıkan Bleach'in One Shot'ı Hagalar kısaca ile alakalı olacak. Bu arada o anketteki bir diğer seçeneklerin de videosunu yapacağım ama sadece şu an hani hangisini daha önce yapacağım hakkında bir fikrim yoktu. O yüzden size danışayım dedim. Hani aklımda kesin yapmalıyım dediğim 3 videoyu da yaptım. Şimdi artık yani yavaş yavaş değil artık sizin isteklerinizle video yapacağım. Ankette çıkan konuyla başlayalım. One Shot'ı da çok uzun zaman önce okuduğum için konuşmaya başlayacağım konular hani yani One Shot'taki panellerin ilerleyiş sırasına göre olacak. Şimdi arkada One Shot'ı açtım, bölümü açtım. Oradan yavaş yavaş başlayalım. Bölüm Kazooie'nin balıklar hakkında konuşmasıyla geçiyor. Ben bunu ilk okuduğumda şey düşünmüştüm. Lan acaba hani Ichigo'dan mı bahsediyor? Hani büyük balık Ichigo, küçük balık Kazooie, baba oğul Jack falan diye düşündüm de hani Tetekubo Bleach gibi bir seri hani Boruto'ya çevirecek bir insan değil ya. Ichigo'nun karakterini Ichigo'ya o kadar önem verip üstüne düşmüşken zamanında. Bleach'in evreni bayağı bir geniş zaten o novellerde falan açıklanan şeyden sonra. O kadar Lord Ruler o kadar bir senaryo dururken sadece Ichigo'nun karakteri üzerinden ilerlemesi, sadece Ichigo'nun karakterini, Ichigo'nun hikayesini bitirmek istediği, Ichigo'nun hikayesini yapmak istemesi o kadar şeyden sonra hani Ichigo'yu böyle kıytırık şey gibi köşeye atıp Kazooie'nin üstünden seriye devam edecek bir adam değil Tetekubo. O yüzden seri ileride Boruto gibi olacak falan hiç endişelenmenize gerek yok yani. Bence yok, ben Tetekubo'nun öyle bir hareket yapacağını falan düşünmüyorum. Hani Oda ve Tetekubo'nun Kishimoto'nun aksine ana karakterine bir tık saygısı var ya konuda. Ama dediğim gibi bu balık olayını nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama ben çok bir şey anlamadığım için yorumlamayacağım. O kadar derin düşünemiyorum bu konu hakkında. Aynı şekilde Kazooie'nin yeteneklerinden de çok bahsedemeyeceğim. Hani çok yoruma açık ama ben o kadar kendimi hani yorumlayacak şey de görmüyorum. Ben yorumlanacak tek şey Kazooie'nin Ichigo'nun aksine Shinigami formuna geçerken falan herhangi bir rozet, eşya falan kullanmaması. Takip ettiğim yabancı bilinç içerik üreticilerinden birisi bunu Kazooie'nin full bring yeteneği olarak yorumlamıştı. Ki olabilir hani mesela nasıl derisini full bring olarak full bring yeteneği olarak şey yaptıysa, belirlediyse belki Kazooie'nin de öyle bir olayı vardır. Kazooie hakkında büyük bir One Shot okuduysanız o bir panel var. Rastgele bir ruhu hani bir diyara göndermek için ne bileyim Soul Society'ye falan yalnız kalmayacağı bir yere göndermek için bir mezar gibi bir yer, artık mezar mı denir ne denir oraya gidiyor ve ritüel ile kapı açıyor. Kapı açılırken ne bileyim yan tarafta gözler falan çıkıyor ve açtığı kapının içinden cehennem kelebekleri çıkıyor. Hani Kazooie bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Daha hani Tetekubo seviyor böyle merak uyandırmayı. Açtığı kapının şeklini hatırlayın. O dişler falan görünüyor ya kapıda. Ona birazdan değineceğiz. Nasıl bir kapı açtığını, ne açtığını falan ona birazdan değineceğiz. Ondan sonra Ichika hakkında bir şeyler görüyoruz. Madarame tarafından eğitiliyor ki bayağı taşaklı şey. Birinci takımın temleri tarafından eğitilmek güzel yani. Orada yine boş boş muhabbet deniyor. Cercut falan. Ondan sonra Yumichika, bu arada Yumichika tam bir yakıyı olmuş ve çok güzel görünüyor var ya. Ondan sonra Yumichika'nın bahsettiği ruh cenazesi şenliği olayına geliyoruz. One Shot'ın bütün olayı da burada başlıyor. Renji Ichigo'ya ruh cenazesi şenliğini anlatıyor, nasıl yapıldığını anlatıyor. Ruh cenazesi şenliği, kısacası bir kaptanın ölümünden 12 yıl sonra kaptan için yapılan bir cenaze töreni. Böyle bir şey olduğunu Renji bile daha bilmiyorum, daha yeni öğrenmiş. Yani Renji de ilk kez yapıyor bunu. Renji'nin de 150-200 yaşında olduğunu düşünürsek, Yuki ile aynı yaşta olduğu için. 150-200 yıldır falan bir kaptanın ölmediğini şey yapabiliyor. Düşünebiliriz. Büyük ihtimal ölen tek kaptan bu son 200-300 yıl içinde. Yanlış hatırlamıyorsam birini es geçebilirim. Şeyden bu Tazinci Bloodline'dan öncekinden bahsediyorum bu arada. Büyük ihtimal Kuryashiki Kenpachi'ydi. Azashiro tarafından öldürülmüştü. 250 yılda bir böyle az kaptan ölüyor ya. Ama yani 1000 yıl önceki savaşta falan çok kaptan ölmüş olabilir. Savaşlarda falan patlak vermişti. Yani ne bileyim son 1000 yıl içinde falan toplasan 20 tane 15 tane falan kaptan olmuştur herhalde. Bizim panelde gördüğümüz konuşmadan önceki gün Yamamoto ve Onohana'nın cenazesinin yapıldığını, bugün de Kitake'nin cenazesinin yapılacağı söyleniyor. Bu arada yetişkin Ichigo genç halinden çok daha güzel görünüyor. Sizi bilmiyorum. Yani çoğu kişi genç halini daha çok seviyor da bilmiyorum. Yetişkin hali var ya 10 numara. Hatta şöyle 2-3 fotoğraf daha koyayım. Hani bilmiyorum artık ne düşünüyorsunuz da. Babasının gençlik saçını falan şey yapmış, böyle bir takılmış. Cenazenin yapılma şekli de Teğmenler gerçek dünyaya gidip Hollow yakalıyor. Bunları Soul Society'deki cenaze tarafına gönderiyor. Kaptanların olduğu cenazenin mezarını oraya gönderiyorlar. Kaptanlar da cenazenin önünde falan Hollow'ları öldürüyorlar. Böylece cenaze gerçekleşmiş oluyor. Kyoraku, Shunsui ve Rukia'da Ichigo ve Ukitake'nin arasındaki yakınlığı bildikleri için Ichigo'yu cenazeye davet ediyorlar. Hani
kaptanlık kısmın Soul Society'deki holoları kesme, sadece kaptanların katılabildiği kısma davet ediyorlar. Ondan sonra yine böyle boş çerezlik konuşmalar geçiyor. Sorgoy sırasında Ichika'da Soul Society'den böyle cenazenin oraya bir kaynak yapmış araya. Kaynakla gelmiş işte. Burada malum yeni holo şeylerimizi görüyoruz. Karakter tasarımlarımızı görüyoruz hololarla alakalı. Bu hololların hiç Reiyatsu'su olmadığı için Reiyatsu hissedilen... Daha doğrusu Reiyatsu'ları yok, o yüzden yani hissedemiyorlar. Ne Ichigo ne de Renji arkalarında böyle bir şey olduğunu farkında değiller o yüzden. Holoların neden o yuvarlak şeylerin, hani deliklerinin vücudunun dışında olduğunu da birazdan göreceğiz zaten. Yani öyle göründüklerinin daha doğrusu. Neden öyle göründüklerini birazdan anlayacağız. Bizim teğmenler klasik bir şekilde holoları aslında Reiyatsu olmayan yani sözlü hololar ama holov değiller Madara Men'in de dediği gibi. Holoları kestikten sonra Renji'nin ayağıyla bir zincir dolanıyor. Ve Renji'nin arasının çok iyi olmadığı, çok iyi anılara sahip olmadığı bir holov görüyoruz. Abi eski holov diyelim. Yeni dripiyle. Şimdi burada çok kişi şey diyebilir ama o kadar villain varken, o kadar karakter varken Apor Roy mu getirip bula bula Apor Roy mu buldun falan diyebilirsiniz. Ben sorguladım bunu. İlk başta ben yanılmasın sorguladım. Ne dedim ama o kadar karakter varken, ne bileyim Stark Ulquiorra'sı falan, o kadar Espada varken hani neden Apor Roy falan diyordum. Sonradan hani Apor Roy'un bayağı rolü olduğunu öğrendim. Kendime gitmesi için çok iyi sebepleri olduğunu öğrendim Apor Roy'un. Apor Roy insanlık, hani insan olduğu zamanlarda çok iyi bir insan da değilmiş. Hani bilim adamı olduğunda, Mayuri de bilim adamı, kendisi hani Espada halinde bilim adamı ya, çok iyi şeyler yapmadığını biliyoruz. İnsan kendi böyle çok iyi biri değilmiş Apor. Hani cehennemi hak eden birisiydi Apor, öyle diyeyim. 2012'de çıkan Light Novel'da, sırafını zaten şuraya koyarım Novel'in kapağını. O novelde Mayuri bir şekilde nasıl hissediyor bilmiyorum ama Apor'un Reiyatsu'nun artık cehennem kapılarından geçtiğini ve kaybolduğunu söylüyor. Hani 2012'deki novelde aslında Apor'un cehenneme gittiği orada bahsediliyor. Mayuri tarafından bahsediliyor. Bu arada Apor'un çıktığı portalı, çıktığı şeye bakın, bir dikkatli bakın oraya. Dişleri falan var, görüntüsü falan. Kazuyu'nun açtığı, bu bölümün başındaki Kazuyu'nun açtığı portalla birebir aynı neredeyse. Yani aslında Kazuyu de orada cehenneme bir portal açmış. İleride artık arc devam ederse, bu eder mi etmez mi sorusunu cevaplamayı unuttum. Birisi bir fan Titekuba'ya sormuş. Titekuba genelde fanlarla bir tık iç içe. Sormuş bu şeyin, one shot'ın devamı ne zaman gelecek diye. Adam da şakasız diyorum hani Sekim Taşşam'ın keyfi ne zaman isterse o zaman çizeceğim. Yani adam canım ne zaman isterse çizeceğim demiş özellikle. Özetle daha doğrusu. Ne zaman isterse çizecek yani bu one shot'a, haberiniz olsun. Sorunun da bahsettiği gibi vücudundaki delik o arkada böyle halka gibi bir şey olmuş. Hani vücudundaki delik artık dışarıya vurmuş holo olarak. Tam holo denemez artık. Hani cehennemin bir yaratığı mı? Cehennemin bir varlığı olmuş. Cehennem varlığı haline dönüşmüş. Apollo cehenneme gittiğinde de cehennemin bekçisi olarak bir rol almış. Her şeyi görmeye kadir olarak çevrilmiş. Şeyde, Türkçe çeviride. Buna ne diyeyim, adam her şeyi biliyor ya. Kendisinin ölümünden yıllar sonra dünyaya gelmiş Ichika'nın bile kim olduğunu, Renji'nin kızı olduğunu falan biliyor. Zincirlerle alakalı bir güç edinmiş. Bu zincirlerin ne kadar güçlü olduğunu hani konuşalım. Renji'yi çoğu kişi animede böyle hani paso dayak yemesinden, ben de dahil, güçsüz olarak görse de mangada bu işler hani bayağı değişmiş. Değişmişti, bayağı değişti yani. Renji ve Rukia sıfırıncı takımdan bizzat hani eğitim almış bir kişi. Ichibei ile Oetsu ile Jared falan antrenman yapmış birisi. Yani Rukia'yı bilemem. Çok bir şeyini görmedik. Bankayısı hariç. Bankayısı ne kadar hani bir tık kullanışsız. Bir seferlik hakkı var. Onu da hani S nota karşı kullandığını gördük. Hani o da Byakuya sayesinde bir tık Byakuya kurtarmıştı. O Byakuya kurtarmasa hani çoktan Tahtoluköy'ü boylamıştır Rukia. S notun yeteneği hariç fiziksel anlamda çok bir olayı yoktu. Ama Renji'nin savaştığı kişi fiziksel anlamda hani sınırlarını bayağı aşmış birisiydi kaptan klasmanına göre. Ve özetle Renji gözümde bütün Wizard'lardan, Shinji dahil, fiziksel anlamda, Reiyatsu anlamında daha güçlü birisi. Hani aradaki güç farkı bayağı fazla Wizard'larla Renji'nin arasında. O zincirlerin Renji'yi tutması, Renji'nin o zincirlerden kurtulamaması, zincirlerin aşırı derecede güçlü olduğunu gösteriyor. Sonra Ichigo tarafından kurtarılıyor, olması gerektiği gibi. Ondan sonra Soul Society'deki Ukitake'nin mezarının önünde baloncuklar olduğunu görüyoruz. Kyoraku'ya göre, Shunsui'ye göre bu cehennemden gelen bir serap. Sonra Shunsui bize uzun zaman önce hurafeden ibaret olan, sözlü hurafeden ibaret olan bir anı anlatıyor, bir olay anlatıyor. Rei adında bir kelime var, terim var. Soylular tarafından Reishi de bulunan Reiyatsu'nun yoğunluğunu belirlemek için kullanılan bir ölçü birimiymiş. Reishi'ler ruh parçacıkları ya, bütün Soul Society Reishi'den oluşuyor. Reishi parçacıklarından oluşuyor.
oluşuyor. Shinigamilerin Reiatsu'suna göre, Reiatsu'nun gücüne göre Reishi'sinin de ne kadar güçlü olduğunu ölçmek için kullanılıyor. Öyle diyeyim. Ortalama bir üyenin 20 kademe reisi var. Teğmenlerin 4-5 arası, kaptanların ise 3 ve üzeri. Shinigamilerin bedeni de Reishi'den oluşuyor. Öldüklerinde, hani Shinigamiler öldüğünde Reishi olarak, ruh parçacı olarak Soul Society'ye dağılıyor. Ama bu 3 ve üzeri, hani 1-2-3 kademe Reishi'si olanlar için geçerli değil. Reishi'ler o kadar güçlü olduğu için hani kendileri dönemiyor. O kadar güçlü bir Reishi'nin de başaboş dolaşmasına, ne bileyim, hani cemiyetinde kalmasına izin verilmemeli. Çok güçlü olduğu için, ilkel olduğu için. Bir söylentiye göre ruh cenazesi sonucunda ölen kaptanlar cehenneme gönderiliyor. Aparor'un da dediği gibi peşinde koştukları güç yüzünden dönecek bir yere olmayanlar cehenneme gönderiliyor. Hani bunu büyük ihtimal Ichibe biliyor. Ichibe böyle bir bokluk olduğunu biliyor. Hani onca ruh kralının olayından sonra, acayip falan, hani Thousand Year Bloodwar'da öğrendiğimiz onca şeyden sonra bu tip pis olayların, pislik olayların olması hani çok şey değil. Oo, ne yapıyorlar? Aman tanrım, sonsuz sakin, ne kadar şeymiş falan deyip şaşılacak bir olay değil. Yani böyle şeyler oluyormuş maalesef. Hiçbirimiz masum değiliz aga. Sonrasında Aparlor'un da dediğin gibi cehennemden gelen bir varlığın, yani Aparlor'un dünyaya ayak basabilmesinin yerin bozulduğu anlamına geldiğini söylüyor. Bu dengede ruh dengesi. Bildiğiniz gibi dünyaları bir arada tutmak için bir ruh dengesi gerekiyor ya. Mesela Mayuri'nin Kira'yı diriltme amacı o kadar Shinigami'nin kaybolmasının, ruhlarının kaybolmasının ruh dengesini bozabileceğini düşünmesiydi. Mesela And Fury of Onward romanında geçen Ikumiki Domoya adlı Hollow. Bu Hollow o kadar çok ruh emdi, o kadar çok ruh yedi ki Hollow'u öldürmek ruh dengesini bozacaktı. O yüzden Ichibe öldürmek yerine mühürlemeyi seçmişti Ikumiki Domoya'yı. Çok yüksek miktarda şeylerin, Reishi'lerin, Reiatsu'ların kaybolması, birden hemen anında çok fazla Reiatsu'nun kaybolması, ruh dengesinin bozulması anlamına geliyor. Şimdi bu cehennemin ruh dengesinin nasıl bozuldu ona geçelim. Azinger Blood vardı o büyük savaşta. Azam seviyedeki Reiatsu'lar ard arda kayboldu ve cehenneme gönderildi aynı anda. Yamamoto öldü, yani cenazesi yapıldı, Reiatsu kayboldu ve cehenneme gönderildi. Ardından Umahano öldü, Ukitake öldü, Ukitake'nin de Reiatsu cehenneme gönderildi. Hani şimdi diyebilirsiniz, Ukitake yani o kadar güçlü müydü? Anao'ya göre ise, Anao'ya şeyin, Shunsui'nin temeline göre Ukitake'nin Reiatsu aslında hani göz bantsız Zaraki eşdeğer bir seviyede. Ama vücudu hasta olduğu için, vücudunu dirençte tutmak için, vücudunu ayakta tutmak için neredeyse bütün Reiatsu'sunu vücuduna harcıyor. Vücudunu ayakta tutmaya harcıyor. Aslında Ukitake'de boru değil, Ukitake'de aşırı güçlü Reiatsu anlamında. Bu Reiatsu'lar aynı anda kaybolunca, cehenneme gönderilince yıllar sonra ve ruh dengesinin neredeyse dengede durmasını sağlayan, cehennemin kapılarını kapalı tutmaya yarayan Yuach ve Aizen ortadan kaybolunca, bunların Reiatsu da ortadan kaybolunca, Reiatsu anlamında o kadar denge bozuldu ki cehennemin kapıları açıldı. Cehennemin kapısını tutacak bir Reiatsu kalmadı. Ichigo da o kadar güçlü değil mi? O neden tutamıyor derseniz, Ichigo da tutuyor, Aizen de tutuyor, Yuach da tutuyordu bana kalırsa. Ichigo da neredeyse Aizen kadar güçlü birisi. Ama ortadan kaybolan kişiler Yuach ve Aizen. Belki Aizen kaybolmasaydı, Ichigo'nun Reiatsu'su yok olsaydı aynı durum söz konusu olabilirdi. Cehennemin kapıları açılınca da cehennemdeki varlıklar artık hani diğer dünyaya ayak basabilecek hani seviyeye geldi mi diyeyim, artık ne diyeyim. Özgürleştiler bir nevi. Adamların bilinci açıldı. Özgürleştiler. Aporro'dan örnek vereyim. Aporro da bir cehennemde yaşayan bir varlıktı. Artık özgürce dolaşabiliyor. Baksanız adam dünyaya bile ayak bastı bu. Bu olay artık Yamamoto, Unohana ve Ukitake için de geçerli. Şimdi ölen espadalar geri dönebilir mi diye sorarsanız, ne kadar günahkar olduklarına bağlı ve cehenneme gittiler mi? Ona bağlı. Şahsen ben Stark'ın cehenneme gittiğini sanmıyorum. Ulquiorra'nın da cehenneme gittiğini sanmıyorum. Çünkü bu iki adam da Aporro kadar günahkar ve küfür edeceğim şimdi. Yani benim gözümde espadaların içinde Aporro kadar orospu çocuğu birisi yoktu. O yüzden sadece Aporro'nun cehenneme gitmesi olası. Kunishiler için bilemiyorum. Shinigamilerin olayı ayrı, çünkü Shinigamiler hani ayin yaparak, cenaze düzenleyerek bu Reiatsu'ları cehenneme yolluyorlar. Yani şu zamana kadar ölmüş bütün kaptanlar, kaptan seviyesindeki Reiatsu'lar cehennemde mi derseniz, evet doğru. Bu zamana kadar ölmüş bütün kaptanlar ve bütün kaptan seviyesindeki kişiler şu an cehennemde. Sasaki ve cehennemde, Yamamoto, Unohana, Ukitake, Kuryashiki, daha belki daha 2-3 gün önce ortaya çıkmış ilk Gotei 13. Yaşıyorlar mı, öldüler mi bilmiyorum ama onlar bile cehennemde şu an. Eğer ölmüşlerse ve cenaze töreni yapılmışsa cehennemde. Şimdi Gin ve Tosen. Birçoğunuzun favori karakteri Gin olduğu için bunu da cevaplayalım beraber. Eğer cenaze törenleri yapıldıysa
Gin ve Tolsen'in. Onlar da cehennemde. Şimdi Goteon için bir parçası sayılmazlar bunlar artık. Yani ihanet ettikleri için, yapmaları için, yapmamaları için bir sebep var. İhanetçiler, Soul Society'nin düşmanı. Ama kaptan seviyesinde biriler. Bunlar eskiden kaptanlardı ve kaptan seviyesindeki bir reishiye sahip oldukları ortada. Society, ben Soul Society'nin yerinde olsam, Goteon için yerinde olsam derim ki aga bunlar da zamanında kaptandı. Bunların da kaptan seviyesinde reyatçıları var. Yani aynı şart bunlar için de geçerli. Yani bunlar için de cenaze töreni yapmaları lazım. Diğer kaptan seviyesindeki kişiler için, Goteon 3'teki kişiler için cenaze töreni yapmaları gerekiyorsa bu adamlar için de yapmaları lazım. Bu iki adam da sonuçta kaptan seviyesinde birisiydi. Yani biraz 20 dakika boyunca hani chapter'la ilerleyerek konuşmak yerine hepinizin merak ettiği bu son 5 dakikalık kısmı yaparak videoyu 5 dakikada bitirebilirdim. Ama hem one shot hakkında anımız tazelensin diye chapter'ı beraber okuyalım, beraber bir şey yapalım diye 20 dakikaya tamamladım yine. Hani eğer şey derseniz abi amına koyayım tam konuşulması gereken yeri son 5 dakikada konuşmuşsun, 20 dakika boşuna dinledik seni falan derseniz haklısınız. Ne yalan söyleyeyim, haklısınız. Ama öyle ben öyle bir video yapmaktan zevk almadım. Bilmiyorum, eğer videoyu beğenmezseniz dislike butonu var, basarsınız. İzlediğiniz için, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka konuşacak bir şey yoktu, şöyle bir bakıyorum chapter'a tekrar. Bilmiyorum, o kadar konuşulacak başka bir şey kalmamış gibi. Cehennem kelebeği hakkında, bilmiyorum, cehennemden geliyorlar işte falan. Cehennemle alakası var bu kelebeklerinde, çok konuşulacak bir olayı yok. Dediğim gibi eğer atladığım veya beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz, beni bilgilendirebilirsiniz. Veya dislike atabilirsiniz, beğendiyseniz de İstiyorsanız videoyu da beğenebilirsiniz. Bir sonraki video yine anketle falan belirlerim. Hani kendinize iyi bakın. Sonraki videoda kısmetse görüşmek üzere.